İnsanlar açlık sınırına sokan da açlık sınırına girmeyi kabul eden kesim de belli. Eğer bir ülkede asgari ücret açlık sınırının altındaysa bazı şeyler ters gidiyor demektir. Ekonomi için düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bundan sonra ekonomi düzelir diye düşünüyorum. Türk İş tarafından açıklanan açlık sınırı 6.017 TL, yoksulluk sınırı 19.602 TL yükseldi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşa bu konu hakkında düşüncelerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Açlık sınırı 6.017 TL, yoksulluk sınırı 19.602 TL çıktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte savaşın olması, işte devletlerin savaşa yönelik para harcamaları orada ekonomi şey yapıyor. Mesela yağ sıkıntısı var. Niye yağ sıkıntısı var? Çünkü tanklar yağla çalışıyor. Onun içine belli bir madde katıyorlar. Dizel oluyor. Oradan yani oraları düşünerek yağ sıkıntısı oradan geliyor. Benzin iki katına çıktı. Geçen sene benzinler 9 liraydı. Şimdi 23 lira herhalde. Onun için yani. Böyle. Evinde otursunlar. Ondan sonra yani harcamalarına dikkat etsinler. Muhakkak bir çaresi vardır yani. Her hastalığın çaresi varsa, bunda bir hastalıksa öyle. Biz zaten yapılanları çok doğru bulmuyoruz. İnsanlar açlık sınırına sokan da belli. Açlık sınırına girmeyi kabul eden kesim de belli. Yani bu sınırı bazen birazcık hani hak ediyorlarmış gibi geliyor bize. Ama tabii kurunun yanında yaş da yanıyor. Peki açlık ve yoksulluğu nasıl önleyebiliriz? Tercih meselesi. Tercihlerimize biraz daha dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Ya önce açlığın ne olduğunu bilmek lazım. Bu toplulukta aç olan var mı yok mu onu düşünmek, irdelemek lazım. Açlık deyince tok açın halinden anlamazmış. Üst makam yerdeki olan kişiler tok oldukları için değer 6.000 lira, 66.000 lira da olsa verecekleri 600 liranın üzerine çıkmayacağı kanısındayım. Artı tok diğer şeyde de 16.000 lira yoksulluk. 16.000 lira yoksulluk sınırını kendileri için almış. Bugün 650-700 tane vekil bugün oturup da 90.000 lira, 100.000 lira alıyorlarsa onları için demek ki yoksulluk sınırı yok. O zaman Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Muallimlere yani öğretmenlere zam yapacağız. Ne yapalım? Vekillere zam yapacağız. Muallimlere geçmesin demiş. Ne demektir bu? Bir öğretmenin vekilden daha çok değer verildiği, eğitimin, öğretimin daha çok değer verildiği bir ülkeyken biz bu hale gelip de 16 bin liranın yerine bugün bir emekliye 3 bin lira 5 bin lira arasında bir asgari ücretle çalışan günlük 8 saat olması gerekirken 10 saat çalıştırılan 55 saat 56 saat çalıştırılan bir kişiye 4200 lira görüyorlarsa o zaman biz bunları toplum olarak hak ediyoruz. Sorun ekonomi. Ekonomi için düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bundan sonra ekonomi düzelir diye düşünüyorum. Vallahi gidişatımız iyi değil. Yani şu anda asgari ücretle çalışan insanlar hep aç. Yani hiçbir şekilde yetiştiremiyor. Fakirlik, yoksulluk, işsizlik, kazancın az olmasından kaynaklanıyor bunlar. Kazancımız az olsa fakirlik olur mu, yoksulluk olur mu? Yetersiz para kazanıyoruz biz yani. Ve harcadığımız para da yüksek. Bugün piyasaya ben gezdim. Müthiş yani artışlar var yani. Bunu vatandaş nasıl yetişecek? Şu an 4250 lira alan bir işçi nasıl geçinecek? Ev kiraları olmuş 2000 lira. Ülkenin halini görüyoruz zaten. Yerle bir ekonomi desek yine sıkıntılarda. Bu gidişte zaten bir yere varamayacağız. Yani ancak dış ülkeyle dış güçlerle uğraşıyoruz diyorlar. İşte sanayi ondan sonra savunma falan bununla uğraşıyoruz diyorlar ama yani biraz ülkeye bakmaları lazım. Ya en başlıca olarak sene başında asgari ücret açıklandığında açlık sınırı asgari ücretin 1 TL üstündeydi. Yani bu İnsanlara nasıl bir açıklama yaptılar bilmiyorum, pek takip edemedim ama daha sonra her ay geçtikten sonra sürekli bu açlık sınırı yükselmeye başladı. Eğer bir ülkede asgari ücret açlık sınırının altındaysa bazı şeyler ters gidiyor demektir artık. Bazı şeyler hakkında
gerektiğini bir düşünmek gerekiyor. Şapkayı önümüze alıp artık bu ülkede neler oluyor diye düşünmemiz gerekiyor. Her gün bir şeylere zam geliyor. Ya ben öğrenciyim. Üniversiteye hazırlanıyorum. Üniversiteyi okuyacağım fakat nerede okuyacağım? Okusam geçinebilecek miyim? Artık yaş geldi 20'ye, eve yük olduk düşüncesi başlıyor. Yani bunu 20 yaşındaki her erkek eminim hissediyordur. Sadece ben hissetmiyorumdur bunu. Ben ekonomi bakanı değilim. Ekonomiden de anlamıyorum. Bazıları ben ekonomiden çok iyi anlıyorum diyor ama görüyoruz. Ben anlamıyorum eğer o ekonomiden anlıyorsa. Bazı şeyler artık değişmeli.